Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere biber salçasının tüm yapım aşamalarını göstermeye çalışacağım. Evimizdeki biber salçası bitmek üzereydi. Ben de işte 3 aileye yaklaşık 250 kilo biber aldım. İyi seyirler. Müdür nerenin biberi bu? Ekmek demez sana bu! Ne? Ekmek demez sana! Vallahi bir şey anlamadım, bir daha söyle. Ekmek demez sana! 250 kilo biberden yaklaşık 60 kilo salça çıkıyor. Yaklaşık 4 kilo biberden 1 kilo salça çıkıyor diye düşünün. Bu karayısalı biberi. Karayısalı biberi çok güzel, çok lezzetli bir biber. Salçası muhteşem oluyor. Bizim bu bölgede genelde karayısalıdan geliyor biberler. Yani tamam. Normal tuzlu olsun. Hatta 1,5'tan da az atsın, ne olur? Bozulur. Sen de bir at. Ya yani 200 kiloya 1,5 mu? 7 yapar. Tam 1,5 abi. 200 kiloya 1,5. Normalde 2 paket oturlar ama. Hı. 10 kilo ama fazla olmasın 7,5. Tamam, koy üstüne. Benim annem çıkacak. Koy da verin yavrum. Koy da abi çekeceğim de. Taşı. Abla tuzlar sizin arada. Tamam. Daha önceki yıllarda biber salçasını komşularla beraber hep beraber temizleyip yapıyorduk. Ama şimdi insanlar çalışıyor, vakitleri olmuyor, insan bulmakta zorlanıyoruz. En güzeli böyle bir fabrika kurulmuş. Biber ayıklama temizleme merkezi. Çok güzel, buraya götürüyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz şekilde biberler temizleniyor, yıkanıyor. Biberler önce bir yıkama işleminden geçiriliyor. Burada üzerindeki taşlar, kumlar dökülüyor. Sonra bu tambur, gördüğünüz tamburun içerisinden geçiyor. Burada ezilerek biber, içindeki çekirdeği ve sapı çıkartılıyor. Sonra buradaki arkadaşlar biberde içinde çürük, sap, çekirdek kaldıysa onları ayıklıyorlar. Buradan yürüyen banttan devam ediyor ve artık kıyma işlemine geçiliyor. Bu makinede de biber çekiliyor, kıyılıyor gördüğünüz gibi. Burada da kıyılan biberler bidonlara yerleştiriliyor. Böyle kapalı bidonda olduğu için arabaya koyup eve getirmesi çok kolay oluyor. Yani gördüğünüz gibi 20 dakika sürmüyor bu işlem. Benim 240 kilo biber yaklaşık bir 15 dakika içerisinde tertemiz ayıklanmış ve çekilmiş halde bidonlara yerleştirildi. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Yani 2 senedir burayı tercih ediyorum. Biberi eve getirdik. Artık ağzını açıyorum bidonun ve iyice yıkadığım bu 2-3 su yıkadığım leğenleri içerisine aktarıyorum. Biberde birçok vitamin bulunuyor. Stresi azaltmaya faydası olduğu söyleniyor. C vitamini açısından çok zengin bir bitki. C vitamini deposu aynı portakal ve mandalina gibi, hatta onların daha yüksek C vitamini olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Yemeklere hazır salça kullanmıyoruz. Yani domates salçamı da kendim yapıyorum. Biber salçamı da kendim yapıyorum. Evet, iyice içinde hiç kalmadı. Bidonu boşalttım.
Şimdi tuzunu atıyorum. Şimdi dışarıda bu hazır satılan biber salçalarında çok fazla tuz var. Burada birkaç kişiye danıştım. Tuzu ne kadar tuz atılacak diye. Yani herkesin söylediğinden de biraz az atıyorum açıkçası. Çok tuzlu olsun istemiyorum. Tuz biliyorsunuz çok zararlı. Ama tabii az atınca da bu sefer salçanın bozulma durumu var. O yüzden elimden geldiği kadar az attım. Adana'da Ağustos ayında, Eylül ayında, Ekim ayında biber salçası yapılıyor. Evlerin damları, tepsiler, sinlerle dolu. Çocukluğumda annem rahmetli yapardı biber salçasını. İşte yağmur yağma olasılığı var. Çok kötü tabii, üstü açık olduğu için yağmur yağdığı zaman hemen müdahale etmek gerekiyor. Geceleri doğru düzgün uyuyamazdım vallahi o zaman biber yapıldığında. Şimdi balkonda yaptığımız için üstü kapalı. Hava durumu da yağmur göstermiyor artık. Meteorolojiye de bakıyoruz. Evet, bütün tuzu bitirdim. 5 kilo tuz. Yaklaşık ben de 160 kilo biber salçası olacak biber var. İyice tuzunu karıştırdım, yediriyorum. Şimdi böyle pelte gibi görünüyor ama tuz attıktan sonra artık bu İyice suyu çıkacak ortaya. Bu görüntü kalmayacak. O suyu da zamanla güneşte piştikçe çekiyor. Buharlık uçup gidiyor suyu. Bu dördüncü gün. Artık iyice şu tepsiler, sağdan soldan tepsi topladım. Kayınvalidemden geldi tepsiler. Bir kısmı. Tepsileri kullanarak salçayı bunları aktarıyorum şimdi. Leğende kaldığı sürece bu iş gecik belli yani. Balkon güney cephede. Güney cephe olunca çok uzun süre güneş görebiliyor salçaya. Bakın şimdi güneş çıktı. Bunu aslında bir çeşit güneşte pişiriyoruz. Biber suyunu güneşte pişiriyoruz. Kurudukça geriye posa kısmı kalıyor. Tam kurutmuyoruz bunu. Tam kurutursak olmaz. Biraz nemli kalması gerekiyor. Biber salçamızı da, domates salçamızı da evde yapıyoruz. Biber kansere de iyi geldiği söyleniyor. Nottingham Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Yani burada acı kırmızı biber özellikle kanser hücrelerini yok edici özelliği olduğu keşfedilmiş. İçinde bolca C vitamini var demiştim. Beta keroten, antioksidanlar, kalp hastalıklarına yakalanma riskini bile azaltıyormuş. Yeşil bibere göre kırmızı biber daha da sağlıklı olduğu söyleniyor. Mutlaka yiyin arkadaşlar, tüketin bu salçayı. İmkanınız varsa evinizde yapın. Ben severek yapıyorum. Size de tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.